Atatürk Orman Çiftliği de tıpkı Saracoğlu Mahallesi ya da İller Bankası'nın o tarihi binasının yıktırılması sürecinde olduğu gibi Cumhuriyet'in kamusal mekanlarından bir tanesi ve belki aynı bakış açısıyla yıllardır bir Evet. saldırı altında. Oradaki süreci, Kaçaksaray'ın yapılması, Amerikan Büyükelçiliği'ne arsa satılması ya da tahsis edilmesi, siz daha iyi biliyorsunuzdur süreci. Bu adımları biliyoruz. Şu anda bir de orada Gökçek döneminde planlanmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce halen devam ettirilen bir yol inşaatı var galiba. Bu konudaki son durum nedir ve sizin bununla ilgili aksiyon planınızda neler var? Şimdi biz bugün Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancılar Odası Ankara Şubesi ve Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan bu yolun olduğu bölgeye gittik ve orada bir açıklama yaptık, incelemeler yaptık. 2006 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nde plan yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesiyle o zaman Gökçek vardı biliyorsunuz. Atatürk Orman Çiftliği işte bütün o üst ölçekli planlarla talan edilen bir plan organizasyonu yapıldı. İşte koruma amaçlı imar planı dediler ama korumama amaçlı imar planıydı o. Sonrasında da o planı takip eden işte Kaçaksaray'ın varlığı, Anka Park'ın varlığı, bu yolların varlığıyla Atatürk Orman Çiftliği'nin parçalayarak aslında o bütüncül bakış açısıyla korunması değil, parçalayarak yollarla o alanları yavaş yavaş imara açmanın önünü başlattılar. Bu süreçte bunların hepsi yargıya taşındı. Şimdi şöyle bir durum var aslında gelinen noktada. Yani Gökçek gitti, yerine işte Mansur Yavaş belediye başkanı oldu. Normalde Mansur Yavaş'a oy verenlerin beklentisi işte Atatürk Orman Çiftliği'nin hak ettiği değeri alması, planlanmasının yapılması Şüphesiz. idi. Yani insanlar işte Atatürk Orman Çiftliği'nin ortasından Gökçek'in planladığı yolu geçireceğim demiş olsaydı Mansur Yavaş'a yani bu kadar rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oy verirler miydi? Bilmiyorum. Yani sonuçta Gökçek'in yürüttüğü o Cumhuriyet rejimiyle hesaplaşma süreçlerinden kaynaklı ki bunda Mimarlar Odası'dır mesela bunun mimarı. 25 yıl boyunca biz nefes aldırmadık Gökçe'ye. Kendisi bile bunu itiraf etti. Mimar Odası olmasaydı ben %50 daha fazla size iş yapacaktım. Ankara'ya daha çok iyi talan edecektim yaklaşımıyla. Aynen. Dolayısıyla metal yorgunluğu teşhisini koyduran bir odayız biz. Şimdi bunun üzerine gelip yani bu yani rejimle hesaplaşma, başkentle hesaplaşmanın üzerine gelip sonra da Gökçek'in aslında planladığı yolları yapıyor olmak gerçekten hepimiz açısından çok şaşırtıcı bir durum. Yani bugün Gökçek'in yaptığı planlar, büyük ölçekli planlar, Atatürk Orman Çiftliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi yaptığı kamusal alanlardaki tahribat planları ayakta ve Büyükşehir Belediyesi uyguluyor. Bunlardan birisi de bugünkü yoldur. Açıklamaları da çok şey. Ne yapalım? Siz davayı kaybetmişsiniz. Yani bizim dava açmışız, davayı kaybetmişiz. Anlamadıkları şey şu. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında bizim 150'yi aşkın davamız var. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Kaçaksaray, Anka Park, yollar, planlar. Yani Kaçaksaray'ın bastırılan pulu, bastırılan davetiyesi gibi aslında her adımına biz dava açmışız. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımışız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımışız. Kaçaksaray'ı filtrasyondan geçmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görünen bir davadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde açılan davalar bir salt bir hukuk davası değil, bir cumhuriyet davası. Rejimle hesaplaşmanın mekansal karşılığı orası, kamusal alanı. Dolayısıyla burada dava kaybetmişsiniz, dava kazanmışsınız. Bunlar bizim için önemli şeyler değil. Bu bir cumhuriyet Hukukun o soğuk davası. teknik diline terk edilemeyecek kadar hayati aslında söylediğiniz Kesinlikle, gibi. kesinlikle. Çünkü biz bu davaları niye açıyoruz? Açmaya devam ediyoruz. Kaybetsek de açmaya devam ediyoruz. Bizim açtığımız her bir dava delil olarak kullanılacak. Biz bunu bilerek açıyoruz. Şimdi burada Büyükşehir Belediyesi davayı kaybettiniz, ne yapalım biz de yolu yapıyoruz diyemez. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet davası ile hukuk davasını karıştırmıştır. Hukuk davasını karıştırmıştır. Çünkü Atatürk Orman Çiftliği bir cumhuriyet değeridir.
Cumhuriyet'in kurucu mekanıdır. Bakın orada Cumhuriyet ideolojisinin her bir aşamasını yeniden programlamışlar ve ne zaman? 1,5 yaşındayken Cumhuriyet. Orası bir halk üniversitesi. Halka yaşamayı öğretiyor. Ucuza yemek yemeyi öğretiyor. Yüzmeyi öğretiyor. Kadınla erkeğin birlikte üretmesini öğretiyor. Orada bu ülkeyi yöneten Atatürk'le onunla birlikte mücadele etmiş, ömrünü vermiş insanların birlikte müzik dinlemesini öğretiyor. Yani yönetenle yönetileni bir araya getiriyor. Orada bilimsel planlama ilkeleri bakıyorsunuz, bunlar yapılıyor. Teknolojik tarım yapılmaya başlanıyor. Orada çalışan insanların her birisi sadece işçi değil. Akşamda klasikleri okuyan, klasik romanları okuyan ve dili öğrenen insanlar. Böylesi bir yerden bahsediyoruz. Orada çalışan her bir insan için lojman tasarlanmış. Orada yaşayan insanların hijyen sorunu gitsin diye ortak hamam tasarlanmış. Yani bir kolektif yaşama mekanı orası. Evet, bu aslında bütün bu içerisinde taşıdığı değerlerle birlikte aslında Atatürk Orman Çiftliği bir halk üniversitesi. Düşünün daha köy enstitüleri falan kurulmamış ama çok önemli bir üretim, paylaşım ve öğrenme mekanı olarak planlanmış durumda. Bu açıdan da yani 90 yıl geriye gittiğinizde aslında bugünün mesela tartışmalarını ışık tutan bir yaklaşımı var. Yani bir Cumhuriyet devrimi projesi. O açıdan hani bir klasik bir dava süreci, bir arazi parçası olarak ele alınamaz. Zaten bugüne kadar ki Gökçe'nin yürüttüğü ya da iktidarın yürüttüğü politika oranın Atatürk'ün işte vasiyeti ve şartlı bağışına aykırı şekilde ihlal edilmesinin nedeni rejimle hesaplaşmasından kaynaklı. Cumhuriyet rejiminin kurucu değeri bu. O açıdan orayı boş bir arazi, çorak bir arazi, işte davası kaybedilmiş bir alan olarak nitelemek bir kere kabul edilemez bir durum. Yani Cumhuriyet davasıyla hukuk davasını karıştırmış. Peki hiç Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'ndeki imar departmanında ya da nasıl örgütlenmişse oradaki kişilere resmi görüşmeleriniz olduğunda müzakere edebildiniz mi? Bir diyalog kurup bunları aktarabildiniz mi? Tabii bunlara da müzakere etme süreçlerini yaşıyoruz. Ara ara soruyoruz ama yani çok tatmin edici şeyler alabildiğimizi düşünmüyoruz. Yani işte eğer hukuksal süreçleri uygulayacaklarsa mesela onlarca bizim kazanılmış davamız var. Hiçbirini uygulamıyor mesela Büyükşehir Belediyesi. Mesela YDA Demir Kafes dediğimiz o Heyula binayı 8 kere 7 kere biz planını iptal ettirdik. 8. kez yeni plan yaptılar. Mahkeme kararıyla iptal edilmiş 7 kere kent suçu olmuş bir yapıyı tekrar 8. kez meşrulaştırma yoluna gittiler. Yeni seçilen belediyede mi? Tabii tabii. 8. kez bu sefer bu belediye götürdü. Aynı şekilde yine mahkeme kararına uyacaksanız mesela kent konseyine meslek odalarını, TUMOBA bağlı meslek odalarını, DİSKİ, KESKİ, işte kentle mücadele etmiş diğer kitle örgütlerini, dernekleri falan davet etmediler. Biz dava açtık mesela. İşte 2 yıl sürdü davamız. İptal edildi mesela. Mahkeme kararına uyacaksanız kent konseyi kararına uyun. Yani işine gelince mahkeme kararı oluyor, işine gelmeyince olmuyor. Şimdi biz tabii ki görüşmeye çalışıyoruz. Herkes de bize şunu soruyor. Sosyal medyada da bir şey paylaştığımızda da. Mansur Bey'le görüştünüz mü? Büyükşehir'le görüştünüz mü? Şimdi burada bir meslek örgütünün yaptığı çalışmalar bir kere belediyenin arka bahçesi değil Mimarlar Odası ya da meslek örgütleri. Belediyelerin katılımcı politikayla yönetme yaklaşımı belediyelerin sorumluluğunda, benim sorumluluğumda değil. Eğer beni katmak istiyorsa, belediyenin böyle bir niyeti varsa katacak. Ben onun peşinde koşturup onu öyle mi yaptınız, bunu da böyle mi yaptınız diyemem. Çünkü bizim anayasaya karşı bir sorumluluğumuz var. Tek başına belediyenin yaptığı işleri takip etmiyoruz. Biz iktidarın da yaptığı işleri takip ediyoruz. Kendi meslek alanımıza ilişkin işte Çankaya'da bir bina kaydı. O da bizim alanlarımızda. Varlık, onunla da ilgileniyoruz. Varlık nedeniniz zaten. Evet, dolayısıyla sanki olayı toplum şöyle görmeye başlıyor. Yani Melih Gökçek gitti. Yerine Mansur Bey geldi. Tamamen sıfırdan bir büyükşehir belediyesi yaratılıyor. Meslek odaları da sanki onlara engel oluyormuş gibi algılanıyor. Şu anda yapılan planlara baktığınızda yollar, katlı kavşaklar, keza Atatürk Orman Çiftliği'nde açılan bu yollar. Bunlarla ilgili yeni bir plan yapmadı Büyükşehir Belediyesi. Mansur Yavaş yeni bir plan süreci geçirmedi. Gökçe'nin planları bunlar. Melih Gökçe'nin planları işte bir şekliyle devam ediyor. Bizim eleştirdiğimiz de bu.
Yani bütün bunların Atatürk Orman Çiftliği'ne zarar verecek bu yollar Gökçek döneminde planlandı. İşte meslek odaları davayı kaybetti. İyi oldu, ben o zaman Atatürk Orman Çiftliği'nin her yerine asfalt dökerim, beton dökerim, talan ederim. Böyle bir mantık olamaz. Peki belediye isterse, belediye meclisinde değiştirmek istese oradaki çoğunlukla ilgisi var mı bunların değiştirilmesine? Ya bu çoğunlukla ilgili falan değil ya. Bu bir bakın, belediye yönetmek tek başına meclisle ilgili değildir. Meclisinizden geçiremiyorsanız toplumunuza mesaj verirsiniz. Topluma mesaj verirsiniz. Ve oradan bir yol ve yöntem bulursunuz. Zaten böyle olacağı, yönetenler bu işe aday olduklarında böyle olacağı belli değil miydi? Yani zaten belediye büyükşehir yasası değişmiş. Belediye meclisinin nasıl şekilleneceği belli değil miydi? Belediye başkanı seçilseler de belediye meclisinde zaten iktidar partisinin çoğunlukta olacağı belli değil miydi? Belliydi, çünkü her yerden üçer tane, dörder tane meclis üyesi geliyor. Yani bu kadar çok parçalanmış bir yapıda zaten yönetenler bunu bilerek aday oluyorlar. Bunu bilerek aday oluyorlar. Yani dönüp dönüp bize şunu söylemesinler. Yani mecliste çoğunluğu yok. Böyle olacaktı zaten. Bunu bilerek aday oldunuz. Ama bugün Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bu yolu geçirmek zorunda değilsiniz. Bakın, o planda olmuş olabilir. Davayı kaybetmiş olabilir meslek odaları. Onu yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü siz o yolları yapmamak için, Melih Gökçek'in politikasının dışında bir politika uygulamak için aday oldunuz ve seçildiniz. Dolayısıyla o yolları yapmış olmak, Gökçek çok seviniyordur muhtemelen. Yani bir taraftan da Söğüt İnşaat alıyor bir dolu karayolu yapımını. Aynı firma mı önceki dönemde? Yani tabii ki. Bir taraftan da Melih Gökçek'in planları tıkır tıkır devam ediyor. Bir kere Ankara'nın ulaşım sorunu asfalt yol yapmakla çözülecek bir şey değil. Yani burada toplu taşıma ağırlık vermek zorundasınız. Metro yapmak zorundasınız. Zaten Melih Gökçek bunu yaptı mı? Yapmadı. Yol yaptı sürekli, değil mi? Eleştirdiğimiz şey buydu. Evet. Üstelik bizim 1/100.000 çevre düzeni planı dediğimiz plan iptal edildi ve kesinleşti. Büyükşehir Belediyesi'nin bir ulaşım ana planı bile yok. Ulaşım ana planınız yok. Çevre düzeni planınız iptal edilmiş. Siz bu yolu neye göre yapıyorsunuz? Hangi üst ölçekli plana göre yapıyorsunuz? Teknik konuşursak eğer, hani Cumhuriyet davası kısmından çıkıp teknik konuşmaya başlarsak, üst ölçekli planınız yok. Ulaşım planınız yok. Neye göre yapıyorsunuz bu yolu? Yok mu gerçekten? Yok tabii ki. Çevre düzeni planı iptal edildi mahkeme kararıyla. Ulaşım ana planı yok. Ya neye göre yapıyorsunuz siz? Bu yolları Gökçek parça parça yaparak kendi rant politikasına göre yol geçirdi her yerde. Siz şimdi Atatürk Orman Çiftliği'nden başlayan bu yolları yapmaya başlarsanız zaten Gökçek'in planları ayakta demektir. Ne üretiliyor? Kavşaklar öyle bakın. Bütün her yerde kavşaklar yapılıyor. Bunların hepsi Gökçek döneminde planlanmış. Şimdi böyle baktığınızda da bir kentin böyle yönetilemeyeceği çok açık. Keza Saraçoğlu mahallesinde. Büyükşehir Belediyesi'nin sesini duydunuz mu?